Bu sistemi birileri getirmiş ve bu sistemi birileri getirdiğinden dolayı biz de bu sistemde yaşayan insanlarız. Bizim bu sistemi değiştirmeye gücümüz yetmiyor. Peki kendini değiştirmeye gücün yetmiyor mu? Bunu kendine sor. Sen kendini İslam'a uygun bir birey olarak yetiştiremiyor musun? Geliştiremiyor musun? Elbette geliştirirsin ki Allah subhanahu ve teala Şems suresinde kişinin nefsine takvayı da yüklediğinden bahseder. Yani kişi kendisini değiştirebilecek potansiyelde olduğundan bahseder. Bu yüzden Allah subhanahu ve teala'ya iftira atmaya hiç gerek yoktur. Allah subhanahu ve teala kendimizi değiştirebileceğimizden bahsediyor. O zaman sisteme gücümüz yetmiyor. Evet, sistemi değiştiremiyoruz. Ama şunu iyi biliriz ki Allah subhanahu ve teala kitabında da belirttiği gibi her ülkeyi bir gün helak edecektir. Ama o ülke Allah subhanahu ve teala'nın azabını hak eden bir ülke olmak zorundadır. Ben bu toplumun da genelinin bu sistemin Allah subhanahu ve teala'nın azabını hak eden bir sistem olduğu düşüncesi taşıdığını inanıyorum. Ben bu topluma şunu söylemek istiyorum. Öyle aciz olan insanlara itaat etmiş, öyle aciz olan insanlara hak etmedikleri yeri vermişsiniz ki Allah subhanahu ve teala bundan dolayı sizlere azaptan başkasına vermeyecektir. Bundan dolayı Allah subhanahu ve teala bu hali, bu fiili yapan insanlara kesinlikle şirk koştuklarından dolayı rahmet etmeyecektir. Allah subhanahu ve teala'ya hak ettiğini verin. Allah subhanahu ve teala kendisi için çalışanların amelini kesinlikle zayi etmeyecektir. Kendisi için mücadele edip ve ona şirk koşmayanların amellerini asla ve asla zayi etmeyecektir. Allah'ın katında yaptığımız ameller birikecek ve Allah subhanahu ve teala'nın rahmetiyle mutlu olup en sonunda sevineceğiz. Halbuki sizin uydurduğunuz değerler Allah subhanahu ve teala'nın katında sizi kesinlikle ve kesinlikle kurtarmayacaktır. Kendi ırkınız, kendi Kürtlüğünüz, kendi Türklüğünüz, kendi Lazlığınız, kendi ırkınız Allah subhanahu ve teala'nın katında hiçbir şekilde kurtuluş sebebi olmayacaktır. Allah'ın katına çıktığınız zaman ben Türk'üm yahut ben Kürd'üm dediğiniz zaman herhangi bir şekilde değer sahibi olacak mısın? Herhangi bir şekilde değer kazanacak mısınız? Yahut cehennemden bu sözünüzle kurtulacak mısınız? Hayır. Ben Türkiye'de yaşıyordum deseniz Allah subhanahu ve teala sen Türkiye'de yaşıyordun o zaman sen buyur bir cennete gir demeyecektir. Ya da ben işte falanca partinin liderini, filanca partinin liderini çok seviyordum Rabbim. Bundan dolayı beni cennete koy diyemeyeceksiniz. O halde bütün bunların batıl olduğunu bu dünyada anlamıyor musunuz? Ama siz Allah subhanahu ve teala'nın bir tek ayetini şu yeryüzünde tatbik etmeye çalışsanız ve Allah subhanahu ve teala'nın katında o ayetten dolayı siz ecir kazanacaksınız. Halen anlamıyor musunuz? Sizlerin kendi uydurduğunuz yahut atalarımızın uydurduğu sözler Allah için değersiz, Allah için kıymetsiz olan şeylerdir. Allah subhanahu ve teala kendi değerli gördüğünü bize sunmuş ve biz ancak o değerli gördükleriyle Allah subhanahu ve teala'ya yaklaştığımız zaman değer göreceğiz. Vatanın, milletin parçalanacağını söyleyen insanlar aslında kendi rahatlarının, kendi makamlarının, kendi sevdikleri rejimin elden gideceğinin korkusundan dolayı bu sözleri söylemekteler. Halbuki bu vatan şu an zaten Müslümanların elinde olan bir vatan değil. Ben bu rejimi Allah subhanahu ve teala'yı sevdiğimden, Allah subhanahu ve teala'dan korktuğumdan, Allah subhanahu ve teala'dan başka Rab olduğuna inanmadığımdan, Allah'tan başka kanun koyucu, ondan başka ibadeti hak eden ilah olmadığından dolayı zerre kadar sevmiyorum ve bir tağut olarak görüyorum ve Allah subhanahu ve teala'nın da Bakara suresinin 256. ayetinde belirttiği gibi kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse kopması bilmeyen sapasağlam bir kulpa tutunmuştur ayeti gereğince ben tağutu reddedip kopması bilmeyen sapasağlam la ilahe illallah cümlesine tutunuyorum. Allah'tan başka kim dost edinirse, Allah'tan başkasına kim tevekkül ederse, Allah'tan başkasına kim dayanırsa, Allah'tan başkasına kim güvenir ise onun varacağı yer zarardır, ziyandır, helaktır. Başka bir şey değildir. Aslında bugün hastanelere gittiğimiz zaman yahut mezarlıklara gittiğimiz zaman asıl Rabbin kim olduğunu iyi anlıyoruz.